Oh baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh baby, let's go. Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Samir aldım, Samir oynayacağım. Yeni gelen şampiyonu sizlere anlatacağım. Özellikle skill'lerinden tut, gameplay'lerine, taktiklerine, kombolarına falan değinip size şampiyonu özetlemeye çalışacağım. Pasifiyle falan başlayacağız. Vallahi baktığım zaman şuradan pasifine falan filan, belki anlamadığınız bir yerde bir sıkıntı olmuştur. Ben de açıklaya açıklaya anlatacağım. Bir yandan oyun oynadığım için arada duraksayabilirim. Haberiniz olsun. Şimdiden sizler de destek olmak adına bir like atarsınız, abone değilseniz de abone olup bana destek sağlayabilirsiniz de. Bizde neden İrelia var ve de İbo kardeşimiz neden Smite aldı da, onun yanında neden Sion var? Sion gerçekten çok güçlü olmuş. Valla bayağı bozuk olduğu için lane aşamasında biraz sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Her neyse, biraz safe geçecek gibi en azından düşüncem o da. Ben size pasifinden anlatmaya başlayayım. Şimdi pasifimiz not içeriyor. Bu notlar ne işe yarıyor ondan bahsedeyim. Notu almanız size ulti açma fırsatı verir, bir. İkinci olarak, bir dakika. İreli'cim sen jungle dönmeye mi girdin, support musun, anlamadım o olayı ama İreli bari burada olsaydı daha farklı olacaktı da, her neyse. Şimdi bizim notlarımız S olduğu zaman skill attığımızda rakip takıma zaten can barımızın yanında o notlar çıkıyor. S olduğunda ulti açabiliyorsunuz. İkinci olarak o notlar bize her not aldığımızda, her not değiştiğinde hareket hızı sunuyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Kanka yardım lazım bu arada İrelia, sen şaka mısın kardeşim? Alo, bu eleman neden jungle dönüyor, mavi falan alıyor ha? Bunlar troll falan derdinde de, neyse sıkıntı yok, oynamaya çalışacağız. Kanka sen neden kovalıyorsun beni çocuk? E'de yok ki. E yok demişim falan, W'de yok ki. Şöyle bir hem hareket hızı. Şimdi oğlum lan. Dikkat şuna. Ayısı geldi bunun bak şimdi. Hedef geldiğinde arkasına E atacaktım da sıkıntı olmadı. Şunu kesebilirim bu arada diye düşünüyorum da, olmayabilir. En azından bir tane kill aldım. Bu çocukların trolü falan bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Size şampiyonun yeteneklerinden söz edeceğim. Biraz zor olsa da sıkıntı olacağını pek düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar, E skillimizden bahsediyordum en son herhalde. Bize kayma fırsatı veriyor. Rakip takımdan birini keserseniz resetleniyor e-skillimiz ve ekstradan bize şey sağlıyor. Saldırı hızı sağlıyor. Dur lan dur, sakin ol. Şu farmı falan alalım. Siyoncum merhaba bu arada dostum. Değişik olmuş lan bu Siyon. Vallahi aşırı güçlü ya. Beklettiği anda sanırım daha fazla slow veriyor bize, stun atıyor. O bayağı iyi. Şimdi size çoğu oyuncunun bence bilmediği bir tane olaydan bahsedeceğim de, stun falan atıldığı anda bahsetsem daha iyi olabilir. Pasifimiz falan çok önemli. Pasifi bilmemiz falan bayağı önemli de, şöyle bir kanka. Oo, güzel gelmiş. Ay elim çarptı flash'a da. Ulti açsak, aa şu an bir tane daha vursak. Bak geldi ya, şöyle bir tane atıyorsun, adam sizi kesemiyor. Kata geldi arkadan. Dikkat etmek gerekiyor. Buradan bir reset koymaya çalışacağım da kata tekrardan bakabilir de bize bakmayacak. Ben gelirsem kataya tak diye reset vereceğim, o yüzden gitmedim hiç yanına. Şimdi anlatmaya kaldığımız yerden devam edelim. W'yu şuradan bir basayım.
attığımda bir hasar sağlıyor ve o attığım alanda hasar yemiyoruz. Onu tam anlamadım. Şampiyon hakkında bu tarz hani kaçırdığım ya da yanlış söylediğim bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. İkinci olarak da ultimizin hasarı falan çok iyi. Taktik olarak size şunu söyleyeyim. Şampiyon LoL'de de can çalma olarak oynanılıyor. Burada da can çalma itemlerini falan tercih ediyoruz. Hatta baktığımızda kanıtlamış falan çıktık. Şöyle bir esnut falan alıp bak ultiyi sağlıyorum da. Bu kendim falan beni birazdan tilt edecek gibi görünüyor. Şunu alalım belki denenebilir diye düşünüyorum. Kendinin burada bulunması mantıksız ya. Bizim İrelia support'u vallahi anlarım, tamam lan. Lanet olsun derim, anlarım da. Şöyle kanka merhaba. Ooo ölmeseydik mükemmeldi. Birinci skill'i kaçırdım ya. Orada bir uzaktan şık şima senle dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar ne olur gitmeyin, sakin olun. Sadece bir başlangıç. Şuradan bu arada bir tane Merkür bence almamız gerekiyor. Eğer ki başka bir yani şampiyon olsaydı rakip takımda kendinden dışında almazdım. Ama kendinden bizim için problem yaratacak. O yüzden onu almak istedim. İkinci olarak çoğu insanın bilmediği yani taktik olarak anlatmada şundan da bahsedebilirim size. Morgana gibi şampiyonlar hani bize kitle kontrol yedirmeyecek şampiyonlar gibi şampiyonları düşünün. Onlar Samira'nın yanında falan bayağı etkili olabilir. Ulti attığımızda bize Morgana'ya atsa acayip iyi. Onu da belirtmek istedim. Kendencim merhaba dostum. Oynar mıyız, yapar mıyız bir şey seninle dostum ha? Yapamayacağız herhalde de şöyle yapalım. Ben size bu arada menzil muhabbetinden falan söz etmedim. Onu da anlatacağım, merak etmeyin. Karman çorman gibi görünse de her şeyi anlatacağım yani videoda, en azından her şeyi görmüş olacaksınız. Şimdi şampiyon hem uzaktan hem de yakından vurabiliyor. Yakından vurduğumuzda bıçaklarımız ile rakip takıma hasar sağlıyoruz. Burası biraz problem bu arada. Uzaktan Q attım. Şöyle bir not kasmaya çalışıyorum. Gel oğlum hadi. Oğlum şaka yaptım, sen niye geliyorsun? Baltayı almış. Söyle abonelikim, sen bizi çağırdın falan mı dedin? Ne yaptın anlamadım da. Birinci skill'i kaçırmak kötü oldu. Yine mi uzaklaş? Yapmayın arkadaşlar. Sakin olun. Toparlayacağız. Şimdi anlatmaya devam edeyim. Uzaktan vurduğumda ben uzaktan hasar sağladığımda rakip takıma daha az hasar veriyorum. Bıçaklara nazaran. Şimdi can oranla vuruyoruz ve büyü hasar vuruyorsunuz. Ben size göstereyim hatta, en iyisi görmeniz daha mantıklı olacak. Belki dikkat etmediyseniz. Bakın şimdi vuruyorum. 185 yakından vuruyorum. 28 artı 185. Anladınız mı? Olay bu kadar basit. Ekstradan o pasif muhabbeti benim takım arkadaşım rakip takıma slow falan verdiğinde öne atlıyor, böyle bir menzil falan kazandırıyor. Eğer stun yediyse miydi, öyle bir muhabbet vardı. Ben de slow atıyorum. Pasifimiz bu. Haberiniz olsun. Çok güzel yani şampiyon. Gerçekten skill açısından falan, oynama açısından muazzam olabilir. Sadece biraz böyle mekanik istiyor. Hakimiyet sağlamanız gerekiyor şampiyona. Ve de skill'lere dikkat etmeniz lazım. Sizi bozacak skill'ler ultimizi kapatırsa hasar açısından düşüyoruz. Bu gerçekten önem arz ediyor. Böyle hani ben hurra selamünaleyküm gireyim de diyeceğiniz bir şampiyon değil. O yüzden ona dikkat etmenizde yarar var. Bir dikkat edelim kankacığım. Kendinden diyorsa selamünaleyküm mü diyorsun yoksa? Bak şimdi şöyle bir ultim de açıldı. Nereye gidiyorsun ya dostum? O da öldü. Çok güzeliz. Bravo takım, bravo. Bir hıza geldim ya. Pardon, tamam. Devam edelim. Katacım selamın aleyküm kardeşim diyeceğim de. Uzaklardasın sen bro ya. Mid'den Herald'ı açmış da. Kendisi alacak. Biz yukarıdaki çocuklara bakalım mı? Hamster'ı kardeşim. Ölmezdim Samira diyor. Kanka ultiyi açmak için bekledim mi güzelim? O yüzden bekledim de.
şöyle bir. Selamun aleyküm. Çok güzel. Killleri toparladık. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Önemli bir bilgi. Şimdi ben S notunu oluşturdum. Ultimi sağladım. Rakip takımdaki oyuncuları kestim vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar ben tekrardan S notunu oluşturursam ultimi tekrar kullanabiliyorum. Hani 10 saniye sonra, 20 saniye, işte 40 saniye vesaire gibi bekleme süresi yok ve hani bu sizin oyunculuğunuza bağlı. Yani şundan bahsediyorum. Eğer ki şampiyonu çok iyi oynarım ben diyorsanız gerçekten Show Hero'su geçip de herkesi kesebiliyorsunuz. Onu size söylemek istedim. Sadece bilmeniz gereken adamların işte skill'i varken ultimizi işte bozacak skill'lere rakip takım sahipse buna dikkat edip oynamanız gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntı yaşarsınız. Hemen geldim. Tekrar dirilecek eleman. Kardeşim bırakır mısın elemanı? Bu arada eğer ki S notunu ben nasıl kasacağım vesaireyi bilmiyorsanız şöyle anlatayım. Taktik misali anlatıyorum bunu. Ejder'e falan bence vursak mı diyeceğim de bizim takım bu alanda değil. Ben anlatırken yavaş yavaş vurayım. Şimdi arkadaşlar ben Q atıyorum. Not oluştu. Ben işte W atıyorum. Not oluştu. Ben E atıyorum. Not oluştu. Farklı skin atmanız lazım. Skin attıktan sonra da düz vuruş atmanız lazım. Haberiniz olsun. Skill düz vuruş. Skill düz vuruş. Sonrasında bu iş oluyor. S'e hemen açarsınız. Ultinizi atarsınız da. İmdat, 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 imdat. Tamam. Şimdi görevimizi oluşturduk. Oluşturduk demişim. Başardık. Kendinciğimiz fena oynamıyor. Kendinin arkasında oyun oynayabileceğimizi düşünüyorum da ay 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 kıyamam sana. Bir dakika ya, bizim bu Q'lar farklı yerlere gidiyor. Takipçim yüzünden ha. Takipçimin hesabındayım şu an. Sağ olsun dedi ki işte gece öldürdü bizi diye, neyse. Dedi işte ben hem Sion'un hem de Samira'nın kostümünü alacağım. Dilersen oyna dedi. Ona da buradan selam söylemek istiyorum. El sallıyorum kardeşim şu an sana. Teşekkürler vallahi, hani kostümle çekmek istedim size. Bu yüzden kendi hesabımda değilim. Takipçimin hesabındayım. Hani sizler de destek olursanız bu konuda gerçekten çok sevinirim. Kostüm falan derdinde değilim. Sadece işte bir videoya like atmanız, abone olmanız benim için kafi. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farm farkına falan baktığımızda şu an iyi durumdayız da dikkat etmemiz gerekiyor. Samira çünkü gerçekten çok tehlikeli ve hani şu an klasikteyiz. Herkes Sion, Samira gibi şampiyonları alıyor. Bu yüzden ekstradan hani rakip takımda Samira görmek beni endişelendiriyor. Çünkü şampiyon dediğim gibi gerçekten çok hoş. Yanımızda bir tane de değişik oyuncu var yani. Yaptığı hareketleri kendiniz de gördünüz. Oynayabiliriz bence, güzelim de. Neyse. Aa! Hoş geldin dostum. Tak de tek yedin ama sen ya. Neyse. Ben bir hayalet dansı çalacağım. Şimdi bu itemi neden aldığımı da size söyleyeyim. Belki işte şu build daha iyi, bu build daha iyi diyemem size. Çünkü buna erişecek bir hani şeyim yok. Oynayışım yok yani. Oynayışımdan kastım. Deneyimim yok daha doğrusu. Denemem gerekiyor. Ölçmem, biçmem gerekiyor. Oyuna hakim olmam gerekiyor bu konuda. Build konusunda. O yüzden hemen yorum yapmayacağım. Daha sonraki haftalarda zaten size bunu paylaşırım. Şu daha iyi, bu daha iyi diye yorumlarımı size sunarım. Ama şunu söyleyebilirim. Hayatta kalmamız bize avantaj sağlıyor. Şöyle bir selamünaleyküm Sion kardeşim. Eleman öldü, bir daha öldürelim onu. Hatta şöyle yapsak mı diyorum. Neyse. Bekleme süresi şimdi geldi. Ulti açıyorum şöyle selamünaleyküm diye. Merhaba Semiracığım. Bir tane. Neyse. Olsaydı belki de bir dakika olmadı. 3 defa ulti açmış olacaktım. Hani siz hesap edin. Size ne dediysem aynı şeyler gerçekleşiyor. Şu an şunu bir tur daha kessek. Çok güzel. 600 gold aldık. Biraz daha uzamasını talep ediyorum. Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü ben bu seviyeye gelebilmek için lane'de 1v3 attım. Oyunu hemen bitirmek bence haksızlık olur. Ve yani sizler de biraz şov göreceksiniz şimdi. Statik hançer de bitti.
Ekstradan ne alınabilir diye düşündüğümüz zaman şampiyon can çalmayı istiyor bence. Zaten LoL'deki oyuncular da, global oyuncular da bunu söylüyor. Can çalıyormuş Q ile falan da onu denemedik valla. Çok da hakim değilim hani. Şampiyonun globallerden videosunu falan izledim. Oyuna da işte bir girdim. Oynadım ama. Bunları bir denemek lazım hani. Diğer haftalarda ekstradan onları da sizinle paylaşırım. Eleman öldü ya. Neyse. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Şimdi bazen kritik ihtimal tetikleniyor. Vuruyorsunuz kritik. Birinci skillimiz miydi o? Şunlara bir bu arada girelim. Ulti atamadık bunlara da anlatacağız diye. Her neyse. Şimdi şunu da söyleyeyim size son olarak. Oyun bitecek yüksek ihtimalle. Şampiyon kritik vuruş ihtimaline sahip. Bu ne demek oluyor? Kritik vurabiliyorsunuz, vuramayabiliyorsunuz. O yüzden hani bu bilgiyi de size sunup kapatmak istedim videoyu. Çünkü bir anda kritik atınca onu fark ettim. O yüzden dile getirdim. Şampiyonu ben çok beğendim. Sizler de bence beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Yorumlarınızı o yüzden mutlaka bekliyorum yorumlar kısmına. MVP olmuşuz şuradan hasara baktığınızda. 34'lük bir hasar sağlamışız. Muhteşem bir maçtı. İnşallah sizler de dediğim gibi beğenmişsinizdir. O zaman arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.